İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız, sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Can verme acısı. İmam-ı Gazali'nin İhya-ül Ulumunda şöyle buyurmaktadır. Can verme hususunda. Can vermenin acısı öyle şiddetlidir ki, başka bütün acılar ona göre nedir ki? Bir kimsenin önünde yalnız bu olsa şayet, dünyada hiçbir şeyden alamaz tat ve lezzet. Bir kimse düşünse ki, çok zalim, gaddar biri, her an için evinden girebilir içeri. Hatta vurup bir şeyle kendisini öldürür. O kimse her an için ancak bunu düşünür. O asla bu korkuyla yatamaz, uyuyamaz. Yediği yemeklerden hiçbir lezzet alamaz. Hatta yemek yiyemez bunun düşüncesinden. Yatıp uyuyamaz da ölüm endişesinden. Ölüm de her an için gelebilir herkese. Hatta ecel gelmesi yakındır daha bize. Ayrıca can vermenin öyledir ki şiddeti, yoktur onun yanında başka şeyin kıymeti. 70 kılıç darbesi vurulsa da birine, can verme acısının yanında hiçtir yine. Susuyor görünse de can çekişen bir insan, tükendiği içindir takati o acıdan. Çünkü o şiddet ile çekilir el ve ayak, bunun ne olduğunu tadanlar bilir ancak. Resulullah gitmişti bir hastanın yanına. Gördü ki onun ruhu dayanmış boğazına. Buyurdu, ben bilirim bunun ne olduğunu. Damarları içinden çekiyorlar ruhunu. Hazreti Ali dahi buyurdu ayrıyeten, bana kılıç darbesi kolaydır can vermekten. Peygamberlerden biri bir gün bir kabristanda gelip durdu herhangi bir mezarın yanında. Allah-u Teala'ya yalvardı ki o vakit, ya Rabbi, bu mevtaya hayat ver, onu dirilt. Onun bu duasıyla dirilip kalktı hemen, dedi, buyur efendim, emriniz nedir benden? Ona ölüm hakkında sorunca o peygamber, dedi, bu büyük işten vereyim size haber. Öleli 50 sene olduğu halde bugün hala unutamadım acısını ölümün. Mümin ameliyle bazı derecelere kavuşsa da eremez daha da yücelere. Lakin can acısını çekince o insan, o yüksek dereceler edilir ona ihsan. Bir kafir de dünyada yaptıysa bir iyilik, ona da bu acıdan verilir bir hafiflik.
onun karşılığını dünyada almış olur. Ahirette rahmetten onlara zerre yoktur. Teslim eylediğinde Musa Nebi ruhunu, sordu Allah, acının ne miktar olduğunu. Dedi, sanki içimde bir dikenli çalı var. Ağzımdan onu tutup kuvvetle çekiyorlar. Çalının her dikeni takılmış bir yerlere, çektikçe o yerleri ediyor pare pare. İsa peygamberse buyurdu ki bir zaman, bana dua edin de can vermem olsun asan. Resul-i Ekrem dahi dua etti ki şöyle, Ya Rabbi, can vermeyi bana da kolay eyle. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinden Mevliya-i Keram'dan olan Hakim-i Tirmizi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, imanın gitmesine en çok sebep olan üç günah vardır. Birincisi, iman nimetine kavuştuğuna şükretmemek. İkincisi, imanın gitmesinden korkmamak. Üçüncüsü, müminleri incitmek ve onlara eziyet etmek. Biliniz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haksız yere bir Müslümanı incitmek Kabe'yi 70 defa yıkmaktan daha büyük günahtır buyurdular. Buyuruyor Hakim-i Tirmizi rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Alo. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler. Esselamun aleyküm. Hayırlı huzurlu cumalar diliyorum sizlere. Aleyküm selam. Teşekkür ederiz. Buyurun mukabil efendim. Buyurun. Ben Ordu'dan Mahmut Ali Kovan. İnşallah Rabbim hizmetlerinizi daim kılsın efendim. Amin efendim. Teşekkür ederiz. Buyurun. Benim birkaç sualim var. Dinliyoruz. Efendim, birincisi ben görme engelliyim. Hani camiye gitmek için hani gönül istiyor ki her zaman her vakitte camide şey yapmak istiyorum ama bir yardımcım yok. Ayrıca şöyle bir hani ya hadis-i şerif ve ayet-i kerime olduğunu hatırlıyorum. İşte üç cuma işte camiye gitmeyenin kalbi mühürlenir. Şimdi ben de bir görme engelli olarak bu duruma üzülüyorum. Hani bunun hükmü nedir İslamiyet efendim? Diğer bir sorum, ben yıllarca kendi imkanlarımla aileme, anneme, babama işte 20 yaşımdan şu anda 39 yaşındayım, 20 yaşımdan bu zamana kadar bütün işte İslami hükümleri anlattım, işte rüşvet almamalarını ve her türlü şey yapmamalarını anlattığım halde bunlar bir türlü tevbe etmediler. Bunun hani artık bundan sonraki hüküm benim yapabileceklerim bir şey var mı? Ben elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Acaba doğru mu düşünüyorum? Bunu şey yapıyorum. Hani hatta o kadar ileri ki şöyle söyleyeyim. Benim bir kardeşim daha var. Vasiyelik kararı aldırarak benim kardeşimle bile görüştürmeme yoluna gittiler. O derece yani. Tamam. Diğer sorunuza geçin. Diğer sorum şeydir. Ben bu kitapları yani MP3 olarak dinliyordum. Bunu da YouTube'da şeyin yayınlanmasını talep ediyorum sizlerden. Bu tam İlmihal Saadet'e diye yayınlanmadı. Onun MP3'lerinde YouTube kanalınızda hakikaten ben YouTube kanalında yayınlanmasını istirham ediyoruz efendim. Peki efendim. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz. Hayırlı günler. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler. Hayırlı günler efendim. Hayırlı yayınlar. Hayırlı cumalar diliyorum. Teşekkür ederiz. Buyurun efendim. Sizinki de mübarek olsun.
Teşekkür ederim. Öncelikle kendim ve ailem için dua istiyorum sizden hocam. Rabbim iki can saadeti versin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Son nefeste de iman selameti ihsan etsin inşallah. Amin. Amin hocam ecmain. Şimdi birkaç sorum olacaktı hocam. Hızlıca bir sorayım, vaktinizi de almayayım. Mesela Filistin'deki kardeşlerimize ya da ülkemizdeki SMA hastası çocukların hani kampanyaları oluyor ya, bunların iyileşmeleri için yardımcı olmak için hani SMS mesajları falan gönderiyoruz. Bunlar sadaka yerine geçer mi? Bu birinci sorum. İkinci sorum da hocam, teheccüd namazı kılmak için en doğru vakit ne zamandır? Ve kaza namazı borcu olanlar, ama böyle 2-3 tane bayağı çok olanlar, teheccüd namazı ve hacet namazı gibi namazları kılabilir mi? Bu ikinci sorum. Üçüncü sorum da efendim, tefekkür nedir ve nasıl yapılmalıdır? Bu konuda bizi bilgilendirirseniz çok memnun olurum. Teşekkürler efendim. Hayırlı günler. Sağ olun. Cumanız mübarek olsun hocam. Evet, Allah Teala razı olsun. Sizin de cumanız mübarek olsun. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günleri mübarek olsun. Rabbim feyzinden istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar veya yakınlarından hastalar varsa Allah Teala'dan ankari bir zaman şifa ihsan etmesini, borçlar varsa eda nasip etmesini, dertler varsa deva nasip etmesini, sıkıntıda olanlar varsa sıkıntılarında hayra tebdil etmesini Rabbimizden niyaz ederiz. Ayrıca bizleri de, neslimizden gelecek olanları da Allah Teala ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun ve hepimizi de son nefeste iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Amin hocam. Teşekkür ederiz. Efendim ilk dinleyicimiz dedi, görme engelliyim, camiye gitmek istiyorum dedi ama yardımcım yok. Hatta dedi, bir hadis-i şerif olarak hatırlıyorum dedi, işte 3 cuma peş peşe gidilmezse kalp mühürlendiği naklediliyor veya duydum dedi, öğrendim. Yani ben dedi şimdi ne yapmam lazım? Efendim fıkıh kitaplarında onu buraya girmeden önce ne Kur'an-ı Kerim'den dinimizi öğrenebiliriz ne hadis-i şerifeden öğrenebiliriz. Çünkü Kur'an-ı Kerim sadece işaret eder, emirleri bildirir. Onun detaylarını hadis-i şerifler açıklar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in tefsiri hadis-i şeriflerdir. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat o emredilen ibadetin nasıl yapılacağını bildirmiştir. Ve biz de doğrudan doğruya değil, müştehit alimler, Allah-u Teala onları bunun için yaratmıştır. İmam-ı Azam, İbanife, İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri gibi zatlar ayet-i kerim ve hadis-i şerifleri tarayarak bize lazım olan hükümleri bildirmişlerdir. Efendim gusül nasıl alınır, abdest nasıl alınır, bunlar neler bozar, namaz nasıl kılınır, namazda neler okunur, namazı neler bozar, namazın mekruhları, müfsitleri nelerdir? Bunları müştehit alimler, hadis-i şerifler ve ayet-i kerimeleri tarayarak bildirmişlerdir. Dolayısıyla hani bazı bu bilerek tek kaynak Kur'an, dinini oradan öğren diyenler bunu bilerek söylüyorsa bunlar haindir. Yani dini bozmak istiyor. Din adamı kılığındaki zındıklardır. Yani din düşmanlarıdır. Peki efendim altyapısı yoksa o da cahildir. Tabii canım ne olacak, Kur'an'dan öğren falan. Bilmiyor, ahmak. İşte biraz önce anlattığımız abdest, gusül, namazla alakalı olan hükümlerin hiçbirisi Kur'an-ı Kerim'de yok. Hatta vakitler bile bildirilmemiştir. Nerede başlar, nerede biter, hangi vakitte, kaç rekat namaz kılınır, bu rekatlarda neler okunur, bunlar Kur'an-ı Kerim'de yazmaz, bildirilmez. Abdesti neler bozar, bu da bildirilmez. Gusül neler bozar, bu da yok. Dolayısıyla efendim Kur'an-ı Kerim'den değil, hadis-i şeriflerden de değil. Çünkü hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam insanların durumuna ve haline göre bildirdiği hükümler var. Mesela bu dinleyicimizin sorduğu, 3 cuma arka arkaya gitmeyenin kalbi mühürlenir. Ya gördün bak hadis-i şerifte böyle bildi. Bir dakika arkadaş ya, bir dakika. Müştehit alimler bunu gördü. Bunu bildirdi. Ondan sonra da bunu araştırdı. Ne zaman, hangi halde? Niçin buyurmuşlar? Yani sebebi, hikmeti. Söyleniş zamanı. Söylendiği kişi. Ve ondan sonra didik didik ederek fıkıh kitaplarına hükümler bildirilmiş. Zaruretsiz olarak buyuruluyor. Adam keyfi. Evinde yatıyor. Müslümanım diyor. Cuma'ya gitmiyor mesela. Keyfi. Kalbi bu şekilde mühürlenir. Kitaplarda yazmış mesela fıkıh kitaplarında. Seferi olana cuma namazı farz değil. Şimdi tır şoförler var.
Zaman zaman mesela bizi arayanlar da var. Nerede kalacak? Mesela Türkiye'den çıkmış Fransa'ya. Vım 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 vım. Allah'a tane yardımcılar olsun. Habire gidiyor. Nerede duracak? Türkiye sınırlarını geçmiş. Bulgaristan'dan geçiyor, Romanya'dan geçiyor, Macaristan'dan geçiyor. Cami bulacak, cuma kılacak. Mümkün değil. Üç cuma değil. Yani bir ay için üç cuma değil. Belki de 100 cuma, 400 cuma kılmadı oluyor yani. Değil mi? Cuma gününü yaşıyor ama cuma namazı kılacak ne cami var, ne yer var. Öğleleri de var. Ne oldu şimdi bunların kalpleri mühürlendi mi? Hayır. Cuma namazı da tek başına kılınmaz. Kılınmaz. Cemaat de kılınması lazım. Cuma namazı kendisine farz olmayan, o öğle namazı farzdır, onu kılar buyuruluyor. Sonra yatalak hastalar var. Ve bu dinleyicimiz gibi ama olanlar var. Hapiste olanlar var. Hapiste olanlar var. Bunlara da cuma namazı farz değil. Dolayısıyla bunlar cumaya gitmediği zaman kalpler mühürlenmez. İşi olan var mesela başka. Ha, işi olan var mesela canlı olarak diyelim ki yayıncılar mesela. Cuma saatinde bu TGRT FM yayına devam ediyor. Televizyon yayına devam ediyor. Bütün televizyonlar, bütün radyolar yayına devam ediyor. Dolayısıyla burada nöbetçi olanlar var. Cumaya giremiyor. Dolayısıyla kalbi mühürlenmez. Bunun için de hadis-i şeriften hüküm çıkartılmaz. Bunun için müsterih olsun. Ve ama olan, görme engelli olanlara 5 vakit namazda camiye gitmeleri de emredilmemiştir. Camiye gitmeleri de emredilmemiştir. Yatalak olan hastalara emredilmemiştir. Ve özürlü olanlar vardır mesela. Hanefi mezhebine göre devam sureti idrar kaçırıyor mesela. Gitse camiyi kirletecek. Bunlara da aynı şekilde emredilmemiştir. Yani fıkıh kitaplarında bu istisnaların hepsi bildirilmiş. Hepsi bildirilmiş. Bunun için de mesela biz diyoruz ki ilmihal kitapları, fıkıh ilmihal kitapları okunması lazım. Okunacak ki, öğrenilecek ki, ha bana şu anda farz mı? Yola çıktım. Bana şu anda 4 rekat farz namazlar 2 mi emredildi, 4 mi emredildi? Bunu bilmesi lazım. Ne kadar yol mesafeye gittiğim zaman ben seferi olurum. Bunları bilmesi lazım. Oruç ibadette, zekat ibadette hepsi için bildirilen hükümler var. Bunlar fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında yazıyor. Bizde ısrarla senelerdir tam ilmihal saadeti ebediye kitabının mutlaka evde bulunması lazım. Ve zaman zaman başına geldiği zaman ha abdesti bozan şeyler bir daha bakayım bunu. Efendim ben okudum geçtim. Hiçbir şey kalmadı hatırında. Ama başına gelen bir şeyi hemen aç oku. Ha durum böyleymiş, yanlış yapmışım. Onu iade edersin veya kaza edersin. Hatırında da kalır. Hatırında da kalır o. Hatırında da kalır. Dolayısıyla efendim görme engelli olanların camiye gitmesi emredilmemiş. Cumaya gitmeleri de emredilmemiştir. Bunun için müsterih olsun. Efendim dinleyicimiz dedi ki annem babam dedi hani dedi bunlara dedi. Ben dedi senelerdir dedi dinin hükümlerini anlattım. Bak kitaplarda buyuruyor ki evlat anne babaya ömründe bir defa yumuşaklıkla bunu hatırlatır ve söyler. Emir maruf yapma konusunda. Onun dışında müdahale etmez. Ama anne baba ömür boyu evlada nasihat edebilir. Emir maruf yapabilir. Kitaplarda böyle bildiriliyor bu hüküm. Tabii insanın elinde değildir. Anne babası doğru yapsın. Ateşte yanmasın. Günaha girmesin. İster talep eder. Peki bir defa anlattı. On sana dua eder. Ya Rabbi anneme babama hidayet nasip et. Çünkü anne baba evlat ne kadar alim ve bilgili olsa da evladın sözüne pek hale almaz. Ya bunun bir sürü canlı misalleri var. Mesela İmam Azam Übani Hazretleri mesela annesi onu numan olarak biliyor. Bir gün diyor ki oğlum diyor beni müftiye götür diyor. Bir dini mesele var. Anne sor diyor sen ne bilirsin diyor. Tabii ne bilir İmam Azam Übani Hazretleri. Peki diyor anneciğim diyor kırmıyor. Götürüyor. Müftü efendi İmam Azam Übani Hazretleri'ni görüyor. Hemen ayağa kalkıyor işaret diyor otur diye. Anne sor diyor soruyor. Müftü efendi de diyor ki İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin kavline göre bu iş böyledir. Anne nasılmış diyor. Bak diyor İmam Azam'a göre öyleymiş. İmam Azam bilmiyor. Numan bin Sabit biliyor onu. Tamam. Ya, müftü böyle olur işte diyor. Müftü böyle olur. Aferin. Tamam anne diyor gidiyorlar. Tamam mı? Tamam anne. Dolayısıyla anne baba evlat ne kadar aynı. Hani bir tabir ver de havada uçsan da elinde kurtul. O kolay değil. Peki herkes için geçerli midir? Hayır değil. Evladının aynı şekilde mesela şey için anlatılır. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin babası. Yani oğlu geldiği zaman ayağa kalkıyor. O da alim ve evliya bir zat babası. Ama oğlunun derecesi kendisinden yüksekti. O gelince ayağa kalkıyor. O gelince ayağa kalkıyor. Peygamberlerden bile var. Mesela Yakup Aleyhisselam oğlu Yusuf Aleyhisselam için onun derecesi benden daha yüksek buyuruyor. Tamam.
Dolayısıyla İmam Rabbani Hazretleri. İmam Rabbani Hazretleri mesela çocuklar. Baba evlada genellikle evlat da babayı, anne babayı öyle gördü, her zaman gördüğü için, ama evlatlar babayı baba gözüyle görmemişler. Mesela Seyyid İmam Hazretleri'nin çocukları da öyle görmemişler. Babayı baba göz, evet babalar, ama onu bir mürşid-i kamil, bir rehber, Allah-u Teala sevgili kul olarak bakmış, görmüş ve istifade etmiş. Bunlar istisnalardır. Ama genelde bu maalesef böyle olmuyor. Bunun için de anne babasına zaten anlatmış. Bundan sonra anlatayım mı? Hayır. Bundan sonra sadece dua et. Anlatacağını anlatmış. Hatta dedi, kardeşimi dedi vasi tayin ettiler, benimle görüştürmüyorlar. Onların hesabını onlar verecek. Sen değil. Sen sadece annene babana, aynı şekilde kardeşine de dua edersin. Yapılacak herhangi bir şey söz konusu değil. Bir de dinleyicimiz dedi ki Saadet-i Ebediye'nin herhalde ama olduğu için sesli yayınını istiyor değil mi? Evet. YouTube'da yayınlanır mı falan? Onu ilgililere iletelim. Şartlar müsait olursa yayınlarlar. Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı zerre kadar imanı olan. Müminlere mükafat ve nimet için hazırlanmış olan cennet ve kafirlere azap için hazırlanmış olan cehennem şimdi vardır. Her ikisini de Allahü Teala yoktan var etmiştir. Kıyamette her şey yok edilip tekrar yaratıldıktan sonra ebedi olarak varlıkta kalacaklar, hiç yok olmayacaklardır. Sual ve hesaptan sonra müminler cennete girince, burada sonsuz kalacaklar, cennetten hiç çıkmayacaklardır. Kafirler de cehenneme girince, cehennemde sonsuz kalacaklar, ebedi olarak azap çekeceklerdir. Bunların azaplarının azaltılması caiz değildir. Onların azapları hafifletilmeyecek, onlara hiç yardım olunmayacaktır mealindeki ayet-i kerime meşhurdur. Günahı çok olan bir mümin, son nefesi boğazına gelmeden evvel tövbe ederse, kurtulması çok umulur. Çünkü Allahü Teala tövbeyi kabul edeceğini vaat etmiştir. Eğer böyle tövbe etmek şerefine kavuşamadıysa, onun işi, Allah-u Teala'nın iradesine kalmıştır. İsterse günahlarının hepsini affederek cennete sokar, isterse cehennem ateşiyle veya sıkıntılarla günahları kadar azap yapar. Fakat sonunda kurtularak yine cennete girer. Çünkü ahirette merhamete kavuşamayan yalnız kafirlerdir. Zerre kadar imanı olan rahmete kavuşacaktır. Eğer günahlarından dolayı önceleri rahmete kavuşamazsa, sonunda Allahü Teala'nın lütfu, inayetiyle kavuşacaktır. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, bir kimse dinde inanılması lazım olan şeylerden bir tanesine bile inanmamış veya şüphe etmiş ise veya beğenmemişse imanı gider kafir olur. Cehennemde ebedi olarak kalır. Bir kimse kelime-i tevhid söyleyip bunun manasını kabul eder. Muhammed aleyhisselam Allahü Teala'nın peygamberidir, her sözü doğrudur, güzeldir deyip ona uygun olmayanlar yanlıştır, fenadır diye inanırsa ve son nefesinde de öyle ölüp ahirete bu imanla giderse, bu kimse kafirlere mahsus olan adetlere ve bayramlara katılır, kafirlerin mukaddes bildikleri günlerinde ve gecelerinde onların yaptıklarını yaparsa cehenneme girer. Ancak kalbinde zerre kadar imanı olduğu, yani bildirilenlere kısaca inandığı için cehennemde sonsuz kalmaz. Kısaca inanmış olmak için dinde inanılması lazım olan şeylerden birini işitince şüphe etmeden inanmak lazımdır. Demek ki kalbinde iman varken zaruret olmadığı halde bile kafirlerle düşüp kalkan, onların bayramlarına, paskalyalarına uyanların cenaze namazlarını kılmalıdır. Bunların imanları sayesinde cehennemden çıkacaklarına inanmalıdır. Fakat hiç imanı olmayanlara
Muhammed Aleyhisselam'ın bir sözünü ve adetini bile beğenmeyenlere af ve mağfiret yoktur. Hülasa, kafirlerin adet ve merasimlerine katılanda zerre kadar iman varsa, yani kalbinden kelime-i tevhidin manasına kısaca inanmışsa ve imanı gideren bir iş ve sözde bulunmadıysa, cehennem azabına girecekse de cehennemde sonsuz kalmayacaktır. İmanı olanlardan büyük günah işleyen ve tövbe etmeden ölenlere gelince, Allahü Teala bu günahları isterse affeder, isterse günahı temizleninceye kadar cehennemde azap eder. Cehennem azabı ister sonsuz olsun, ister bir zaman olsun, küfür için, küfür sıfatları ve bulaşıklıkları içindir. Küfürden, inkardan kaçınan, iman sahiplerinin yaptıkları büyük günahlar, ya imanları hürmetine Cenab-ı Hakk'ın merhametiyle veya tövbe etmeleriyle veya şefaate kavuşmalarıyla affolunur. Böyle affolmayanlar, dünya sıkıntıları ve dertleriyle veya son nefeste can verirken çekecekleri zahmetlerle temizlenir. Bunlarla da temizlenmezse, bazıları kabir azabı çekmekle affa kavuşur. Bazıları ise kabir azabı ve sıkıntıları ve kıyamet gününün şiddetleriyle affolunup günahları biter ve cehennem azabıyla temizlenmeye lüzum kalmaz. Netice olarak sevgili dinleyiciler, kalbinde zerre kadar imanı bulunanı, günahlarının çokluğu sebebiyle cehenneme soksalar da, günahları kadar azap edip sonunda cehennemden çıkarırlar. Hadis-i şerifte buyurulduğu gibi, kalbinde zerre kadar imanı olan cehenneme girmez. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu arada 24 Şubat Cumartesi günü, yaklaşık iki hafta sonra Berat Kandili var hocam. Evet. Şimdiden hatırlatalım. Berat Kandili'nden sonra da zaten Ramazan-ı Şerif'e çok az bir zaman kaldı. Kalıyor. 15 gün kalıyor artık. Allah Teala sonumuzu hayır eylesin. Yarın Şubat'ın 10'u Allah Teala Ahmet Reis'in evvelen doğum günüydü. 22 Şubat. 22 Şubat'ta da, yani Şubat'ta da olur, Şubat'ta vefat etti. Enteresan. 22 Şubat'ta vefat yıl dönümleri 24 Şubat'tı. Da Berat Kandili. Berat Kandili. Gene de mesela şeyde, kendileri hayattayken de 10 Şubat'ta, yani arkadaşlar kitap dağıtıyorlardı. Hani sevabı onlar olmak. Seviniyorlardı, memnun oluyordu. O vesileydi. Yani yine vefatlarından sonra da biz devam ediyoruz yine o kitap dağıtımına. Yarın yine aynı şekilde. Hatta bugünden bile başladılar. Bazı arkadaşlar kitap alıp dağıtıyorlar. Cenab-ı Hak hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin. Geçen sene Berat gecesinde ismi çizilenler Berat gecesine kadar, yani ayın 24'üne kadar bu dünyada göçecekler. Fakat şeyde yayına girmeden önce şiirlerle menkıbelerde İmam Gazali Hazretlerinden, yani şiir şeklinde Abdüllatif Uyan Bey aynı şekilde onu anlatıyordu. Ya ulul azm peygamberler bile ölüm acısından aynı şekilde Allah-u Teala'ya sığınmışlar. İsa korkuyor. Neyine güveniyorsun ya? Neyine güveniyorsun? Şimdi benim hatırıma şey geliyor. Biz çocukken köyde bir oyun oynarlardı. Şimdi herkesin televizyonu yok, cep telefonu yok, bir şey yok falan. Değişik değişik böyle. Gençler arasında, bizden büyükler, delikanlılar falan şey yapıyorlar. Neyine güveniyorsun diye bir oyun. Ama dört kişi, iki tane sağlam kişi. Yani sırtını alabilecek, taşıyabilecek, güçlü, kuvvetli. Fakat o sırtını alacakları da bu işi bilmeyen, hiç duymamış, bilmeyen kimselere. Sırtına alıyorlar, onu bir de iple bağlıyorlar. Sen sırtına birini alıyorsun, ben de birimi alıyorum falan. Ondan sonra ortada böyle bir çizgi var. Bu taraf senin, tarla, bu taraf da benim. Biz başlıyoruz münakaşaya.
Tarla buradan olacak. Hayır oradan değil buradan olacak. Hayır buradan değil buradan olacak. Ben sana diyorum ki sen neyine güveniyorsun? Sırtıma diyorsun, tamam mı? Sen diyorsun sen neyine güveniyorsun? Ben de sırtıma. Tabii sırtındakiler dövüyor. Elde de sopa var. Sopayla sırtına vuruyorsun güya. Sırtıma güveniyor. Sırtında başkası var. Dayağı başkası yiyor. Onlar başlıyor bağırmaya ama iple de bağlı olduğu için değinemiyor da şey yapamıyor da falan. Çocukken böyle seyrederdik bakardık onlara. Şimdi neyine güveniyorsun? Hakikaten neyine güveniyorsun şimdi? Yok öyle bir şey. Yani birisine desen ki şuna havale ettim ölüm acısını o çeksin. Yok herkes kendi çekecek. Allah Teala hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin inşallah Teala. Efendim ikinci ve son dinleyicimiz vardı. Sualler vardı. Dinleyicimiz dedi ki işte de Filistin'dekiler var dedi. Ondan sonra dedi bazı dedi bu şekilde böyle. SMA'lı çocuklar var. SMA'lı çocuklar var hasta dedi. Lösemili çocuklar var. Bunlara yapılan yardımlar da dedi. Yapılan yardımlar da dedi sadaka olur mu? Elbette sadaka olur. SMS de gönderiyoruz mesela. Diyorlar ki işte 50 lira kesildi. Tamam. Bir mesajın karşılığı. Tabii. Sadaka mı oluyor? Sadaka oluyor otomatik olarak. Şimdi kitaplarda açıkça buyuruyor ki bir kimseye yiyecek, giyecek, para veya bir şey verdim. Eğer bu verdiğin kimse zenginse hediye olur. Hediye sevabı alırsın. Hibe diye geçiyor. Fakirse sadaka olur. Sadaka sevabı olur. Yani zayi olmaz. Allah rızası için vermeli. Yalnız şeyde mesela dinleyicilerimizden bazıları maille, telefonla falan da şey yapıyorlar da mesela bir dinleyicimiz aradı. Yani dedi size de para göndersek Filistin'e gönderebilir misiniz? Şu anda sivil kuruluşları mesela depremde İhlas Vakfı devreye girdi. Fakat İhlas Vakfı da devletin vermiş olduğu şeyle o koordine ile yani AFAD'la koordineli yapıyordu o işi. Yani burada devlet yapıyor işi. Ya bizim doğrudan götürüp vermemiz mümkün değil. Çünkü orası savaş bölgesi. Yani. Siviller girmiyor. Ha piyasada bu şekilde efendim Filistinler giyecek ki yok öyle sokamazsın onu. Giremezsin. Ya o normal aynı şekilde devletler statüsünde olanlar bile hani şeyden bir tek Mısır kapısından geliyor. Refah kapısından geliyor ki ona bile aynı şekilde müdahale ediyor. Adam bazen bombalıyor. Bazen de aynı şekilde tırı dur diyor içindekiler kendi alıyor. Dolayısıyla şu anda öyle ferdi hareket eden veyahut da sivil kuruluşlarda gibi gösterip de para toplayanlara da itibar edilmesin. Peki, ha, toplayıp da devlete veriyorsa o ayrı. Olabilir. Ha, devlet bir yardımı gönderiyor. Yani devlet nezdinde yapılıyor şu anda. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. Öbür türlü olanlara pek itibar etmemeli. Peki ne yapacağız o zaman biz? O zaman dua edeceğiz. Ya Rabbi zalimleri kahperişan eyle, mazlumlara yardım eyle diye dua edeceğiz. 5 vakitin arkasına da aynı şekilde edeceğiz. Gelelim efendim. Dinleyicimizin diğer bir suali vardı. Bu dedi teheccüd vakti ne zamandır? Teheccüd vakti. Tam olarak ne zamandır diye sordu. Tam olarak ne zamandır? Efendim şimdi benim elimde şey var söyleyiverim. Türkiye takvimi var. Hatta sizde namaz vakti yüklüdür. Yüklü. Açsana bir. Evet. Telefonda. Mesela o Türkiye takviminin telefonlara da yüklenebiliyor namaz vakti olarak şey yaptığı. Bugün için bildirilen İstanbul için. Şu anda bizim bulunduğumuz yer için. 6.18 diyor şey imsak. 6.18. Yatsı ne zaman? 20.10 geçe diyor İstanbul için söylüyoruz. Bugün için söylüyoruz. 20.10 geçe. Ve gecenin son 1/3 veya 1/6 diye geçiyor. Gecenin son 1/3. Nasıl hesap edeceğiz? Güneş ne zaman batıyor? 18.39. 18.40 de. Değil mi? Evet. 18.40. 7'ye varmaya 20 dakika. 20 dakika var. 7'den 12'ye kaç saat? 5 saat. İmsağa var mı? 11. Yuvarlak hesap 12. 3'e böl 4 saat. 4'ü şeyin üzerine ekle. 6'ya bölürsek 2 saat. 2 saat. 4'ü şeye yüklediğin zaman 6'dan geriye doğru 4 eder. 4 eder. 4 saat hesap edersek 2 eder.
yazısının üzerine bunu eklediğin zaman aşağı yukarı saat gece 1'den itibaren ta İstanbul'da 6-18 geçene kadar ki olan zaman dilimi teheccüd zamanıdır. Tam olarak bu mu? Tam olarak. Tam olarak 6'dan 2 saat öncesine çekin 4-18. Gecenin 6'da 1'i yani son 6'da 1'i. Son 6'da 1'i o ifadeye göre 4 ile İstanbul için söylüyoruz. 6 arası. 6 arası sonu. O vakitte kalkarsan ne olur? Hem teheccüd namazı kılmış olursun. Teheccüd namazından dedi kaza namazı. Tabii ki kaza namazı kılarsın. Kur'an-ı Kerim okursun. Ondan sonra açarsın saadeti bildiği kitabını okursun. Bunların hepsi teheccüdlerine geçer. Bunların hepsi teheccüdlerine geçer. İlle namaz kılmak şartı söz konusu değil. Yani son 3'te 1'ine veyahut da son 6'da 1'ine kalktığın zaman o abdeste beklersin. Sabah namazında kılarsın. Sabah namazında kılarsın. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kayrıyla yaparlardı. Ama bu vakitte hep kalkarlardı. Bizim gibi o vakitte kalkmayıp da aynı şekilde bir de kayrıyla yapayım. Yok. Yani kitaplar öyle yazıyor. Biz de kitaplarda bildirilerini naklediyoruz efendim. Gelelim efendim. Yalnız o teheccüd vakti eğer kalkılırsa, bu saatte kalkılırsa kazaya kalan namaz borcu olan, dört mezhepte olan Müslüman da mutlaka kaza kılmalı. Mutlaka ama. Bir günlük kaza kılar. Bir günlük kaza kılar. Efendim vaktin müsait, Kur'an-ı Kerim oku. Vaktin müsait, fıkıh bilgisi oku. Hatta İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki namaz kılınca, yorulunca bir de otur Kur'an-ı Kerim oku buyuruyor. Kur'an-ı Kerim okuyarak da aynı şekilde yorulduysan buyuruyorlar. Al ne tesbih hatta bulun. Dinlenmek için. Dinlenme usulleri öyle. Şey hatırıma geldi, ben Emel abiden işitmiştim. İşte torunları Mücahit Efendi dünyaya geldiği zaman Beşik'te şey yapıyorlar. Bir gün dedi dışarıdan geldim dedi, baktım dedi mübarekler dedi Mücahit Efendi'nin beşiğini sallıyorlar o zaman iple falan şey yapıyorlar. Efendim müsaade ederseniz hani siz yorulmayın. Karışmamışlar. Ben demiş yukarıda yani yoruldum. Böyle dinleniyor buyurmuşlar. Ya yani, mübareklerin dinlenme şekli öyleymiş. Dinleniyor. Ya onların dinlenme şekli öyleymiş. Efendim dinleyicimiz son olarak bu tefekkür nedir? Tefekkür hani biz Türkçe'de kullanıyoruz. Fikirsiz deriz. Fikretmedi, düşünmedi. Anlamadı. Ve dini literatürde tefekkür Allah-u Teala'nın yarattığı şeylerde onun kudretini müşahede etmek. Yağmur yağarken, kar yağarken, rüzgar eserken bütün ağaçların yeşermesi, sararması, yaprakların dökülmesi, çiçeklerin açması, meyveler vermesi, otların neşvi neması, bütün yaratmış olduğu hayvanların her birine ayrı ayrı özellikler, hususiyetler vermiş. Bunlara bakarken, bu kedi ne kadar güzel, bu arslan ne kadar güzel. Sahibini düşünmek. İbret almak. İbret almak. Cenab-ı Hakk'ın kudretini müşahede etmek. Tefekkürden murat budur buyuruluyor. Gökyüzüne baktığın zaman böyle bomboş değil. Her biri belli bir yörüngesi var ama boşlukta öyle bir yörüngesi onu paldır küldür aynı şekilde dökülüverir hepsi. Zaten dökülecek buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. O yörüngeden çıkacaklar hepsi. Bir gün onlar yok olacak buyuruyor. Yok edeceğim onları buyuruyor Cenab-ı Hak. Hatta saadeti ebediyede yazıyor. Evliyadan bir zat işte annesi de saliha. Öyle sıkıntılı anne soruyor evlat ne oldu falan. Diyor ki anneciğim yani kalbimde bir sıkıntı var. Ama hani tövbe istiğfar ettim istiğfar okudum falan gitmedi. Annesi diyor ki günah işlemişsindir. Yok diyor iyi hesap ediyorum bugün hiç günah işlemedim de. Vay be. İnsan bunları okuyunca kendinden utanıyor. Hiç günah işlemedim. Annesi diyor ki evladım diyor sen bir ara dışarı çıkmıştın diyor. Evet anne çıktım diyor. Yani toprağa, taşa, ağaca ne niyetle baktın? O zaman diyor ki ben tefekkürü terk etmişim. Taş ya, yaratan o. Cenab-ı Hakk'ın kudreti de zahir. Bir karıncaya bakıyorsun, Cenab-ı Hakk'ın kudreti de zahir ediyor. Benim mesela zaman zaman böyle hayvanlar alemini anlatan şeyler var. Timsahla yılan. Şimdi timsah da kemiğiyle, derisiyle, tüyüyle, çamuruyla, mamuruyla hop diyor. Ağzını açtığına bakarsan azı dişi yok.
gelmiyor. Çiğnemiyor. Yılanda da yok. Yılanı sadece bir batırıyor çekiyor. Koparıyor yani. Yılanda da yok. O da tüyle müyle hepsini aynı şekilde yutuyor. Dedi bu da canlı. Ben de canlıyım. Benim de sahibim Cenab-ı Hak. Bu yılanı, bu timsahı yaratan da Cenab-ı Hak değil mi? Bana öyle bir sindirim sistemi ihsan vermiş ki çok nazik. Bir tüy yutsam hemen doktora yetişmem lazım. Patatesi bile püre yaparsak iyi oluyor yani. Evet. Ama o timsaha, o yılana nasıl bir sindirim sistemi verdiyse, o sindirimde nasıl bir asit yayını, ya kemiğe eritiyor onunki. Değil mi? Tabii. Kemiğe eritiyor. Biz öyle bir aynı şekilde bir balık kılçığı falan bir yutmuş olsa en çok şeye de dikkatimi çekiyor. Bu neydi o şey yapmak için, yumurtlamak için bazı balıklar ters istikamet giderler ya. Evet. Ayılarda biliyor onu. Ehli gidiyorlar orada. O kocaman ayakları paldır küldür avlıyor. En çok hoşuma gidiyor. Yakalayınca balığı tutuyor böyle. Cart cırt. Salatalık yer gibi yiyor. Dedim ya bunlar ağzına aynı şekilde şey. Kılçığı batmıyor mu? Bize batıyor. İki saat aynı şekilde kılçığını ayıklamak mecburiyetine kalıyorsun. Tabii bütün bunları düşününce mesela rüzgar esiyor. Evde bazen aynı şekilde gün hanım dedi ya sen de korkuyor musun yağmurdan? Rüzgardan. Vallahi dedim yağmurdan da korkuyorum, rüzgardan da korkuyorum. Niye dedi? Dedim Cenab-ı Hakk'ın kudreti söz konusu. Çünkü Allah-u Teala Nuh Aleyhisselam zamanından gökten öyle bir yağmur indirdi ki yeryüzünün her tarafını su kapladı. Korkuyorum dedim. Kudreti çünkü o. Rüzgardan da öyle. Hud Aleyhisselam'ın kavmini rüzgarla helak etti. Dedim yüklendiği zaman nasıl şey yapabilirsin ki? Hatta ben film görmüştüm. O neydi döne döne olana? Hortum. Kasırga. Hortum. Ya Mustafa abi o ne biçim şeyse. Mesela tır tam o anda onun üstüne geçiyor. Tır kaldırıyor yukarıya. Fırlatıyor. Yukarı çekiyor. Yani o hortum dairesinin dışına çıktığı zaman pat diye düşüyor aşağıya. Ama hortum dairesinin içerisindeyse havada onunla beraber dönüyor o da. Ya nasıl bir şey? Nasıl bir kudret? Geç öbür tarafta mesela yer altında mama kaynıyor. Böyle patladım bir yerde yanardağ diyorsun. Bazen ya niye dağ? Niye ovada patlamıyor? Dağda patlıyor. Dağın ortasından bir şey yapıyor ki ya su gibi akıyor ya. Taş, demir ne varsa hepsini eritmiş böyle su gibi akıyor lavlar ya. Alev akıyor yani. Ateş akıyor. Böyle akıyor. Bütün bunlar Allah'ın kudretini gösteriyor. Onu tefekkür etmek. İnsanı oraya yaklaştırıyor. Benim mesela böyle yani kitaplarda okuduğum için çarpınca bir tane bir ateş böceği diye bir küçük bir şey var. Minnacık bir şey. Bir sefer şeyde Fatih'te otururken o Darüşşafaka Lisesi'nin orada köşede yaz günüydü. Minnacık bir şey. Uğur böceği kadar bir şey. Şimdi baktım lambası var, elektrik lambası. Onun hakkında yazmışlar böyle. Ya şöyle baktı, uçup gidiyor, ışık veriyor falan. Dedim hemşerim sen kaçak mı kullanıyorsun? Bu enerjiyi nereden buluyorsun? Nereden buluyorsun sen onu? Şarjlı mısın? Ne yapıyorsun falan. Onu çalıştırıyor. Bir tane de mesela savunma silahı olarak Allah-u Teala her yarattığı mahlukata vermiş bir şeyler. Mesela sıcak su püskürtüyor. Onu da görünce dedim arkadaş, nerede kaynatıyorsun sen bunu ya? Değil mi? Ve bunları düşününce Allah-u Teala'nın kudreti insanın zihnine daha iyi yerleşiyor. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum.